Ersin Çelik İlk günden hedefe konan platform. Neler mi var tabi de? Bilenler ne zaman açılacak diye sorup duruyordu. TRT'nin bir süredir üzerinde çalışılan dijital içerik platformundan bahsediyorum. Geçtiğimiz ay tabi ismiyle yayına başladı. Tabii çok fazla önemseyenlerdenim. Sürekli görüştüğüm atölyeler yaptığım WhatsApp gruplarında markacı aldığım sosyal medya paylaşımlarına geri dönüşler yapan gençlerin belki de en temel probleminin çözümü olabilir tabii. Henüz yolun çok başında olsa da bu platforma büyük anlamlar yüklenilmesi gerektiğini ve işin başındaki profesyonellerin emek ve gayretlerinin neye tekabül ettiğini görmeleri için yüksek perdeden yazıyorum. Televizyonun gündelik yaşamımızın vazgeçilmez parçası olduğu 80'li yıllardan itibaren kültürel emperyalizmin her türlü boyutuna maruz kalan bir toplumuz. Sonrasında ise Yeşilçam sineması tahribatı var. Amerika ve Batı sermayesi sinemayı bir silaha dönüştürürken bizlerse sadece üretilenleri izlemekle ya da kötü uyarlamalar yapmakla yetinmişiz. Rahmetli Yücel Çakmaklı'nın 1970'lerde başlattığı milli sinema akımı, sektörün içinden gelen engellemelere rağmen etkisini gösterip karşılık bulma potansiyelini ortaya koysa da asla hak ettiği değeri görmedi. Aynı şekilde Halit Refi ile Kemal Tahir'in öncülüğündeki ulusal sinema akımı da batı hayranlığından arınmış bir anlayış ortaya koyduğu için sektör içinde baskılandı. Türkiye'deki sermaye grupları milli ve ulusal sinemayı karşılıksız yatırım yapılabilir, kültür üretim sektörü olarak görmediler hiçbir zaman. Bu sebeple de zengin kız ve fakir erkek temalı, girift ilişkiler etrafında dönen basit senaryolarla üç günde bir film üreten Yeşilçam sineması başta Amerika olmak üzere batının kültürel emperyalizm aparatı olmanın ötesine geçemedi. İçinde bulunduğumuz dönemde ise çok daha büyük, tahrip gücü daha fazla ve tamiri neredeyse imkansız büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Dijital platformlar. Emperyalizm kadar kapitalizmin de en güçlü silahı artık bu mecralar. Nasıl bir güce mi sahipler? Bu platformların bir ülkeyi, bir toplumu zihnen işgal etme, dini inançları ve kültürel değerleri zayıflatıp duygusuz, düşüncesiz, fikirsiz ve cinsiyetsiz tek düze bir nesil inşa etme ve de devlet sistematiğini, otoritesini ortadan kaldırma etkisi var. Daha da korkunç olanı bu etki yetkiye dönüşmeye başlıyor. Tabii bu kadar önemsememin temelinde de işte böylesine büyük bir kaygı var. Özellikle de gençleri, zihin dünyalarını teslim alan ve şekillendiren Netflix'ten uzaklaştırmak için güçlü bir alternatifin, yeni ve yerli bir oyuncunun sahaya çıkması gerekiyordu. Üzerine birkaç yıldır titizlikle çalışıldığını biliyordum. Sıfırdan, özgün ve iddialı bir platform için tabii ki de zamana ihtiyaç vardı. Ancak tabiinin bir an önce açılması gerekiyordu. Netflix, HBO, Disney ve Amazon'un büyük oyuncular olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sinema ve dizi sektörünü ele geçirdikleri bir dönemde yerli bir platformun varlığı haklı ve hassas gerekçelerle önemsenmeli. 20 yıl öncesine dönüp bakınca birçok alanda gelişen ve adından söz ettiren insansız ve otonom araç teknolojisinde zirveye oynayan alt ve üst yapı projeleriyle gıpta edilen Türkiye'nin sinema ve dizi sektöründe özellikle de içerik üretiminde dünyaya meydan okuması gerekiyor. Bugün boğazın altına ikinci bir Marmaray yapmaktan, TOG'dan sonra yeni bir otomobil markası üretmekten daha hayati olan bir proje varsa o da yerli ve milli içerik platformudur. Tabii bir aydır yayında, tanıtımı çok fazla yapılmadı ancak büyük bir ilgi olduğunu öğrendim. Abone sayısı çok kısa sürede 2 milyona yaklaşmış. Bir platform için çok ciddi bir ilerleme. Son 15 gündür vakit buldukça içeriklerini izliyorum. Burası bir hazine. Diziler, filmler, belgeseller titizlikle hazırlanmış. TRT'nin ekosisteminin de gücüyle kaliteli yapıtlar ortaya konulmuş. Küfür, kıyamet, mizahi, argo ve cinselliğin olmadığı sinema ve dizi sektörünün serbest düşünce diktasının hükmedemediği bu toprakların bizim kültürümüzün mecrası tabii. Metamorfoz'un yeni bölümleri yolda. Platform şu günlerde bir devrimcinin nasıl kapitaliste dönüştüğünü anlatan Metamorfoz isimli diziyle gündemde. Tepkiler var. Dünyaca ünlü casusluk suçlusu Osman Kavala'nın hayatını konu edinen Metamorfoz, yayınlanan pilot bölümüyle birilerini fena rahatsız etmiş. Öyle ki Kavala hapisten mektup yazarak dizinin başrolünde kendisini canlandıran oyuncunun projeden çekilmesi için kampanya bile başlattı. Tabiiinin nerelere, kimlere, hangi siyasilere ve medya gruplarına dokunduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü dizinin yayınlanmaya hazır 8 bölümü yakında tabiye yüklenecek. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Bakalım sonrasında neler olacak. Mutlaka izleyin. Tabii de şu ana dek izlediğim dizilerden şunları tavsiye edebilirim. Modern Doğu Masalları. İzledikçe sarsılıp bağımlısı olabilirsiniz. Son gün. Günlük yaşantınızı gözden geçirip uzun uzun düşünürsünüz. Adalet. Sosyal medyadaki algılarınız yıkılabilir. Koyu beyaz. Özellikle gençler küfürsüz, argosuz ve kaliteli mizahla tanışırsınız. Metamorfoz. Türkiye'de dönen oyunlar kafanızda netleşecektir. Şanzelize Düğün Salonu. Tarık Tufan'ın çok satan aşk romanı dizi versiyonuyla dram ve komedi ziyafeti veriyor. Yurt dışına ne zaman açılacak? Tabi ile ilgili sosyal medyada en fazla duyduğum eleştiri, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında izlenmemesi. Özellikle Türk vatandaşlarından çok talep var. Platform Türkiye'de şimdilik ücretsiz olarak yayında. Ancak yurt dışında hemen yayında olmak kolay olmuyormuş. Bir sürü resmi prosedür gerekli. Tabi'nin yöneticileriyle görüştüm. Yıl bitmeden Orta Doğu ülkelerinde yayında olmayı hedefliyorlar. Platform 2024 itibariyle de başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerde izlenebilir olacakmış. Bu arada tabi bazı ülkelerde YouTube üzerinden abone olunarak izlenebiliyor. Platform önümüzdeki günlerde yurt dışı izleyiciler için bir açıklama yapacak. Diğer yandan bazı ülkelerde diğer platformlarla anlaşmalar da yapılıyormuş. Mesela tabideki içerikler Meksika'da Roku platformu üzerinden izlenebiliyor. Ersin Çelik Yeni Şafak Ersin Çelik Sabon'un Müslüman olma hikayesi ve camilerin büyük anlamı. Bugün size Macaristanlı İsvan Sabon'un Müslüman olma yolculuğunu aktaracağım. Henüz geçen hafta İslam diniyle müşerref olan Sabo, yakın dönemde ziyaret ettiğim iki camiye yüklediğim anlamın benim için vücut bulmuş hali oldu. Maceristan'da yaşayan dostum Ahmet Barışçıl arada bizim WhatsApp grubuna bir meclisten videolar atar. Bugün de bu kardeşimiz Müslüman oldu elhamdülillah der ve sonra tekbirler düşmeye başlar. Bizim grup 8 yıldır var. Hiç dağılmadık ve artık kendisine Macar Ahmet dediğimiz Ahmet Barışçıl, grupta kaç Macar'ın şehadet anını bizimle paylaştı hatırlamıyoruz. Yine öyle yaptığı gözyaşlarıyla izlediğimiz bir video paylaştı. Uzaktan da olsa şehadetlere şahitlik etmek farklı bir duygu. Sabo'nun Müslüman olma hikayesinden önce camilere selam vermek istiyorum. Biri İstanbul Havalimanı'nın girişine yapılan Ali Kuşçu Camii. Diğeri de yılların büyük hayali, hedefi ve siyasi kavgasına dönüştürülen Taksim Camii. Ben her iki camimize de mühür diyorum. Hem İslam'ın mührü hem de izzet ve itibarının yapıları aynı zamanda. Geçtiğimiz yıl bir seyahatten dönüşte ikindi namazını kılmak için gittiğim Ali Kuşçu Camii'nin huzur veren mimarisinden çok etkilenmiştim. Sosyal medyada ise uçaklara ucu ucuna yetişilen havaalanı yolu üzerindeki camiye kim gider diyenler vardı. Benim gibi meraklısı vardır diyerek o anda çektiğim vlog belki de bu yüzden 2 milyondan fazla izlenmişti. İmam Hatip Yavuz Aslan'ın da dediği gibi Ali Kuşçu Camii zarif mimarisi 72 direk üzerine kondurulmuş kubbesiyle bir broş gibi duruyor. İstanbul'a inen yabancılar bir İslam beldesine geldiklerini anlıyorlar. Bir cami daha nasıl mesaj verebilir ki? Saraybosna ve özellikle başçarşı çevresi, şehre ilk defa gelenlere buranın bir İslam beldesi olduğunu çok iyi anlatır mesela. Türkiye'den gidenler belki de başçarşıyı, göğe yükselen onlarca minarenin gölgesinde dolaşırken Fatih veya Üsküdar'daymış gibi hissederler. İslam beldesini bir camiden, iki çift minareden başka en net başka ne ifade edebilir ki? Taksim Camii'nin de böyle bir etkisi ve gücü var. Böyle bir anlamı oluştu diyelim. İki yıl öncesini cami yapılmadan önceki günleri hatırlayın. İstiklal Caddesi'ni günün her saati adımlayan çoğu turist binlerce insanı İslam şehrinde olduklarının farkına vardıracak bir emare, iz, işaret yoktu. Başta Sen olmak üzere üzerinde ve yan sokaklarında beş tane kilise olan İstiklal Caddesi'nde cami yapılmasına olmasına karşı çıkıp politik kavgaya dönüştürenlerin dertlerinin aslında ne olduğunu Taksim Camii merdivenlerinden çıkarken anlaşılabiliyor. İstiklal Caddesi tüm yoğunluğuyla biterken başlayan Cami merdivenlerini tırmanırken hava ve ortam değişiyor. Taksim Camii ibadethane olduğu kadar zarif mimarisinin süslediği heybetiyle İslam dininin propagandasını yapıyor. Bu cümleyi ikindi ezanını dinlerken kurdum. Evet evet Taksim Camii açıkça propaganda yapıyor. Sadece beş vakit namaza değil, İslam'a da davet ediyor. Bazı camiler konumları itibariyle tebliğ vazifesi görüyorlar. Yazının girişinde hikayesini anlatacağımı söylediğim İsvan Sabo'nun İslam dinine girmesine vesile olan Emin önündeki Rüstempaşa Camii gibi. Sabo emekli itfaiye kaptanı, rütbesi yüzbaşı yıllar önce ailesiyle geldiği İstanbul'un aşinası olmuş. Deyim yerinde ise ayağı eksilmemiş. Her zaman da Fatih'te kalmış. Ezan seslerini ilk defa duyunca çok etkilenmiş. Kendisini camiye girmek zorunda hissetmiş ama bir türlü cesaret edememiş. Zamanla İstanbul'daki camileri özlediğini fark etmiş. Geçtiğimiz aylarda geldiğinde Rüstempaşa Camii'ne gitmiş. Dostu Ahmet İsvan Sabon'un ağzından duygularını şöyle aktarıyor. Cami'nin içinde güçlü bir duygu yoğunluğu yaşadım. Ben buraya bu topluma, bu dine mensup olmalıydım. Ölüm gelmeden ben Müslümanlardan olmalıydım. Aksi takdirde hayatın içinde kaybolacağımı ve bir zerre misali savrulmaktan korkmaya başladım. Bunu güçlü bir şekilde hissetmeye başladım. Sabo memleketine döner dönmez artık Müslüman olmaya karar vermiş ve geçtiğimiz cuma günü Ahmet Barışçıl'la görüşüp Budapeşte'deki mescide gitmiş. Nasip bu ya eski İstanbul müftüsü Hasan Kamil Hoca da cuma namazı için o mescitteymiş. Sabo da Hasan Kamil Hoca eşliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslümanlıkla müşerref olmuş. Sabo'nun gözyaşları içinde Hasan Kamil Hoca'ya ve İslam dinine girme anına şahitlik edenlere sarıldığı anları izledim etkilenmemek mümkün değil. Bu büyük hikayenin ihtida yolculuğunun temelinde İslam'ın mührü camiler ve minarelerinde yükselen ezan sesleri var. Tekrar altını çizelim. İslam dini tebliğ sistematiği ile evrenselleşmiştir. Camiler de tebliğin merkezleri olmuştur. Az çok demeden 90 bin cami yaptıran milletimiz var olsun. İsvan Sabo kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ersin Çelik, یه‌نی شفق